Anaya bak, anaya, beden 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün, kızdırırsan görürsün. Hem iyi kalplidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak, anaya, beden 3-5 babaya. Anaya bak, anaya, beden 3-5 babaya. Uyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak, anaya, bedel 3-5 babaya. Anaya bak, anaya, bedel 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana, helal sana bu yollar. Anaya bak, anaya, bedel 3-5 babaya. 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 Ana! Geceler karanlığı, karanlık, karanlık işleri getirir. Bu şehrin karanlık sokakları her zaman tehlikelidir. Karanlıkta karanlık adamlar neler konuşur bilinmez. Ama bizi bu gece bunların konuştukları çok ilgilendirir. Evet, dinleyelim. Hem ilgimiz hem bilgimiz artsın. Bu çekimi tahsil edersen alacağımız paranın yarısı senin Kelbehzat. Çekinizin tahsil ve terbiyesiyle yakından ilgileneceğim. Ve paranın yarısını cebe indireceğim. Hiç merak etmeyin Ahmet Bey. Bu 500 milyonluk çekin yarısı senin olacak. Ama benim çok acelem var. Bu işi yarın halledebilir misin? Yarın bu işi olmuş bile Ahmet Bey. Öğleden önce mi olsun, öğleden sonra mı? Öğleden önce hallet. Öğleden sonra maça gideceğim. İnşallah galip gelirsiniz. Yarın para avucunuzda. Hoşça kalın Ahmet Bey. Dinle Ceylan. Sana çok önemli bir haberim var. Yakında baba oluyorsun. Hayır, hayır. O zaman yakında anne oluyorsun. Evet. Kurbağa testi yaptırdım. Yakında anne oluyorum. Tövbe tövbe. Yahu bırak o dergiyi de beni dinle. Ben yarın tahsile gidiyorum. Oxford Üniversitesi'ne mi tahsile gidiyorsun? Hayır, Erzurum Üniversitesi'ne. Yahu bırak gırgırı da hıbır oku. Ben yarın 500 milyonluk bir çeki tahsile gidiyorum. Ve yarısını hüp diye cebe atıyorum. Yani 250 milyonu kapıyorsun. Sen harika bir erkeksin. Apollon'um benim. Dur bakayım. Ayol sen yandan Tom Cruise'a benziyorsun. Yakışıklım benim, bir tane. Benimle ne kadar gurur duysan yeridir. Önce para kazanacağım, güçleneceğim, sonra da baba olacağım. Çat çat çat! En büyük baba Kelbehzat! Aşk olsun ama Kelbehzat'cığım, çok egoistsin. Niçin Ceylan? Niye böyle söyledin yavrucuğum? 250 milyonu alacaksın da bana hiçbir şey almayacak mısın? Almayacağım. Ne? Almayacağım. Yarısını sana vereceğim. Sen istediğini al bir tanem. Ayol sen bu taraftan da aynı Kevin Costner'a benziyorsun. Erkeğim benim. Nazmi Bey sabahleyin telefon eden Behzat Bey geldi. Gönder kızım içeri, gelsin. Neymiş bakalım konuşacağı çok önemli iş. Nazım Bey, senaryoya göre fazla konuşmadan lafa girmem gerekiyor. O zaman hemen konuşalım. Benim çok çişim geldi de. Şu elimde görmüş olduğunuz bir çek. Hemen alıp gitmiyorsunuz. Yanında bir adet şöyle bir tarak.
Bedava. Ayrıca bir de kalem... Pardon, heyecandan saçmalamaya başladım. Evet, şu elimde görmüş olduğunuz çek... ...karşılıksız bir çek olup bir halta yaramamaktadır. Bunun karşılığını 24 saat içinde ödemezseniz... ...siz de bir halta yaramazsınız Nazım Bey. Ne yani? Beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Hastalıkla mı tehdit ediyorsun? Griple mi tehdit ediyorsun? Ne demek istiyorsun? Çok anlayışlısınız. Sizi vefatla tehdit ediyorum. 2 gün sonra gazetelerde boy boy acı bir kayıp ilanlarınızın çıkmasını istemezsiniz değil mi? Dinle Kelbesat Bey. Ben namuslu, şerefli, koçhisarlı, gururlu, hassas ve romantik bir iş adamıyım. O çekteki imza benim olsa hemen cukka para borcumu öderim. Yani bu imza sizin değil mi beyefendi? Asla. Üstüme gelme fazla. O imza benim değil. Çok rica ederim beyefendi. Yemezler. Ahmet Bey bu imzanın size ait olduğunu biliyor. Yarın geleceğim ve parayı alıp gideceğim. O kadar. Ya da bu kadar. Çocuklar Şeyh Muz Bey içeride mi? İçeride ablacığım. Ama dikkat et ha. Canı çok sıkkın. Bu ara işler kesat da anlarsın ya. Ben şimdi onu rahatlatırım. He, çatacak pataklayacak adam arıyordu zaten. İsabet olur. Niçin işlerime burnu sokuyorsun? Niye kalkıp buraya geliyorsun? Özlüyorum seni Şeyh Muz. Şeyh Muz Bey telefon deminden beri zır zır çalıyor. Niçin cevap vermiyorsunuz şahsen? Leyla ile konuşurken duyamadım şahsen. Kim var telefonda? Nazmi Bey. Nazmi Bey mi? Ha, önemli. Buyur Nazmiciğim. Başın dertte mi? Hayrola? Bugün Behzat diye bir herif geldi Şeyh Muz. Yarın 500 milyonu almak için yine gelecek. Ben babayı buldum galiba. Bu herif mutlaka baba. Baba, iskele babası. İşler açılıyor çocuklar. Tamam, pineklemek yok artık. Yaşa be Şeyh Muz abi, sıkıntıdan patladık valla. Yarın çok heyecanlı ve hareketli bir gün olacak. Aa, evet, yarın çarşamba. Naklen kupa maçı var televizyonda. O anlamda değil iblis. Defteri dürülecek, hesabı görülecek biri var. Oh be, burnuma kan kokusu geliyor ha. Beni kan tutar. Yine bayıldı hıyar. Dinle Ceylan'ım. Dinle minnoşum. Yarın her şey hal olacak. Niye bana inanmıyorsun? Bugün parayı alıp gelecektin. Kendimi buna şartladım. Niçin yarın? Bak metabolizman bozuldu. Stresim arttı. Migrenim başladı. Kahretsin. Kahrederse kahretsin. Herif şak deyince 500 milyonu nerede bulsun? Bankam burası. Yarına kadar tedarik edecek işte. Ne kadınmışsın be. Kadınlığıma dil uzatamazsın. Çabuk kapıyı dışarıdan kapa. Fakat sevgilim... ...kem küm... Kem küm etme, hadi. Yarınlar bizim. Şimdi içeride duracaksınız. Eğer ihtiyaç olursa ben kuvvetlice öksürürüm. Biz de o zaman öksürecek miyiz baba? Ha, karşılıklı öksüreceğiz. Bu amaca taklit yapacağız. Abi sen bana anlat, ben içeride arkadaşlara izah ederim. Kes! Bu salak yine bayıldı. Ulan anan adamlarından betersiniz gerzekler. Geçin içeri çabuk. Herif neredeyse gelir.
Zaten yalnız gelirse mesele yok. Ama adamlarıyla gelirse biz hemen fırlarız. Ben işaret verince gelirsiniz. Yani hapşırınca değil mi baba? Öksürünce ulan, öksürünce! Hmm. Evet, geldik işte. Bekle sevgilim. Az sonra sevdiğin adam şu kapıdan 250 milyonla çıkacak. Müthişim değil mi? Çok müthişsin Kel Behzat. Sana güveniyorum. Hadi git alnının teriyle para kazan da gel. Koçum benim. Ha, çantayı unuttum. Al canım. Bu çanta boş gidip dolu gelecek. Yakında Kel Behzat'tan herkes titriyecek. Vallahi hiç böyle şey duymadım. Hem çeki tahsil edemiyorsun, hem de benden hala para istiyorsun. Tabii isterim. Şu halime bak. Bir araba sopa yedim. Hastane, doktor, gazlı bez, tentürdiyot masraflarım oldu. Ayrıca manevi olarak yaralandım. Toplam olarak 125 milyon talep ediyorum. Ama bu işin kuralına aykırı. Üstelik 125 milyon çok büyük para. Olsun. Ceylan'a sözüm var. Kime? Neyse, boş ver. Ya da borç ver. 125 milyonu yarın gelip alacağım. Ona göre. Kardeşim sen bela mısın? Aynen belayım. Parayı yarın hazır etmezsen seni 8 eşit parçaya ayırırım. Ona göre. Adama bak, uykusunda bile kekeliyor. Haroşa buydu herhalde. Alo. Evet. Kim? Kim dediniz? Burada kendisi. Bir saniye. Ana, Ahmet diye birisi. Güya kendi dizimiz. Filmin ortası oldu, anca arıyorlar. Efendim? Kimsiniz? Hangi rolde oynuyorsunuz? Aa, anladım Ahmet. Prodüksiyon amiri Ahmet mi? Aa, Ahmet Bey. Ne? 250 milyonluk bir iş mi? Anlıyorum. Peki. Verin adresi. Yarın sizdeyim. Kel Behzat'a hangi taşı kaldırsak altından bu ev çıkmaya başladı. Peki tahsil edemediği çek için ne parası istiyor Hergeli? Maddi manevi tazminat istiyor. 125 milyon lira. Ha, o iyice kafayı yemiş. Gelsin bakayım. Gelsin de ben onu sorayım. Manyamış Kel. Ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç dayak yemedi. Dayak yedim. Hem de Şehmuz ve adamlarından. Şehmuz mu? Evet ana. Şehmuz ve adamları tam 45 dakika marızıma kaydılar. Başıma vurmayın, aptal olurum dedim, gene vurdular. Demek bu işe Şehmuz karışıyor ha? Nazmi Bey'in koruması oldu. Alıyorum bu işi. Nerede şu çek? Kel Behzat'ta. Ver bakayım çocuğum şu çeki bana. Şu anda yanımda değil ana. Ama veririm tabii. Senin için lafı mı olur bir çekin? Dinle Kel Behzat. Evet, bugün ülkemizde özel hastane fiyatları hayli pahalı. Özel hastanede çocuk doğduğuna, büyük öldüğüne bin pişman oluyor. Ameliyatlar, operasyonlar cüzdanları fena neşterliyor.
Tamam da marizi yiyip tedavi gördüm diye 125 milyon istemen çok saçma. Evet, ben de onu diyorum. Bir dakika, ben de onu diyorum. Bırak şu maddi manevi tazminat işini de çeki hemen getir. Hadi bakayım, şimdi ufak ufak buradan naşla. Yes okay? Efendim? Yes okay! Yani çeki vereceğim, hiç para almayacağım. Bir de yediğim dayakla kalacağım, öyle mi? Yes okay! Siyuletir, ele getir. Konuşmamız da bu iyi oldu. Seyirci hep aynı mekan görmekten sıkılıyor. Doğru efendim. Ucuza getirmek için hep öyle diziler yapılıyor. Ama siz masraftan kaçınmıyorsunuz. Kutlarım. Siz de masraftan kaçınmazsanız bu iş olur. Nazmi'den alacağım 500 milyonun yarısı benim değil mi? Elbette sizin. Yeter ki bu işi halledin. Bu iş tamam. Şehmuz'un feriştahı gelse ben bu parayı kurtarırım. Yalnız şöyle bir durum var. Sıcak bir şeyler daha söyleyelim mi? Tabii. Garson bey, bakar mısınız? Hayır, bekar değilim, evliyim. Bekar mısın demedi, bakar mısın dedi. Şey isteyecektik. Acılı ezme mi? Hemen getireyim. Öf, gazla. Ben de bir porsiyon bal mı? Bal değil, balık, ağalık. Her şey nasıl da değişiyor. Eskiyi özlemek istemiyorum ama bazı şeyler çok güzeldi galiba. Örneğin eskiden böyle çek dalavereleri bile olmazdı. Ticaret ahlakı diye bir şey vardı hanımefendi. Hele bakın şimdi, mesela Nazmi Bey imzaladığı çeki kabul etmiyor. Bu imza benim değil diyor. Ama size diyor. Yarın aynı lafı bana desin de göreyim onu. O yazıhanesini kafasına geçiririm şerefsizim. Hadi gidelim. Erken değil mi? Hadi gidelim hadi. Yarın harp var. Hey, ne oluyor be? Garson! Buyur Şehmuz Bey. Kim koydu pilağı? Ben koydum canım, ben. Sen. Akşamki dansöze hayran olmuştu, değil mi canım? Bak bakalım o mu daha güzel, ben mi? Güzel mi değil mi bilmem. Ama sen ondan daha manyaksın. Kıskandım o kadını. Ben de onun gibi olmak istedim. Ulan iyi ki kadın avukatımı kıskanmadın. Hukuk fakültesine gidip yıllarca okuyacaktın. Bırak bu saçmalıkları. Çıkar şunları üstünden. Burada mı? İçeride. Ah şu kadın milleti. Bizim aklımız fikrimiz işte. Onlar neler düşünüyor? Yine iş mi düşünüyorsun? Düşün düşün. Ana işi alıp götürüyor. Sen düşünen adam heykeli gibi karşımda oturdur. Çok kurnazca bir planım var. Güldürme beni. Kurnazlığı kim kaybetmişse sen buldun. Ah. Şehmuz'u. Ah. Anası. İkisi olmasaydı 250 milyon kolayca benimdi. Tabii 125'i de senin. Senin hayatın palavra Behzat. Sen asla Şehmuz gibi bir baba olamayacaksın. Beni her filmde boşuna oyalıyorsun. Ah Şehmuz, sen bir harikasın. Ne erkek be. Yandan da Kevin Costner'a benziyor, değil mi? Çek nasıl olsa bende. Eğer bunu asıl sahibine, yani Nazmi Bey'e götürürsem yırtıp atar. Borç ortadan kalkar. Ben hizmetimin karşılığını alırım. Ötekiler de avucunu yalar. Ne o, kendi kendine konuşup gülüyorsun öyle? Yok. Seyirciler durumu daha iyi anlasın diye açıklama yapıyorum. Şehmuz Bey mi? Kim arıyor acaba? Ona göre burada mı değil mi söyleyeceğim.
Ah Nazmi Bey. Tabii efendim veriyorum. Şehmuz Bey. Nazmi Bey arıyor. Bu da beni arıyor. Ver ver. Buradayım. Buyur Nazmi. Ne? Ana az sonra oraya mı geliyor? Tamam gelsin. Ben de az sonra oradayım. Alo Nazmi Bey. Ben Kel Behzat. Sizin Ahmet Bey'e verdiğiniz çek bende. Yani eğer isterseniz bu borçtan tamamen kurtulmak sizin elinizde. Akıllı keltoşum benim. Size çeki getiririm. Hizmetimin karşılığını da alırım. Anlaştık. Anlaştık. Senin şu gülümseyişin yok mu? Tıpkı Alendelon. Şunu burnuma yapıştırsana. Daha etkili olsun. Hadi Ceylan'ım, gidiyoruz. Bu Kel Behzat gene bir hinlik düşünmüştür. Ama öyle ya da böyle, ben bu çeki tahsil etmesini bilirim. İspiyoncuyu çağır bana. Başüstüne. Buyur ana. Çağırmaya ne lüzum var? Adamın kulağı zaten hep kapıda. Arabayı getir çabuk, gidiyoruz. Bedel 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana, şeytanı sollar. Ana, bizden yana. Helal sana bu yollar. Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. 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 Ana! Hoş geldiniz ana. Çek davası için geldiğinizi ve beni duman edeceğinizi biliyorum. Çok haklısınız. Ama hava alacaksınız. Hem sahtekar hem de cesursunuz Nazmi Bey. Sizi kutlarım. Ama silahlar konuşunca cesurların çoğu susar. Evet, ötün bakalım. Sizi dinliyorum. Ne söyleyeyim? Bir kedim bile yoku söyle. Bir kedim bile yok. Anlıyor musun? Ödeyecek misin, ödemeyecek misin borcunu? Tabii. Elbette. Öderim de. Önce bir çeki görseydim. Ne oluyor lan burada? Elinin körü oluyor. Bütün adamlarını toplayıp gelmiş. Lejyon ordusu gibi. Ayıp be. Benden bu kadar mı korkuyorsun? Benim ne senden ne de başkasından korkum var. Ben her zaman haklının yanında haksızın karşısındayım. Hevala, tıpkı Robin Hood gibi. Madem öyle, o zaman bu adamın da karşısında olacaksın demektir. Çünkü bu odada haksız olan o. Ne münasebet efendim. Ben borcumu inkar mı ettim sanki? Verin çeki, alın paranızı. Bak, adam iyi niyetli. Ödeyecek. Şimdi anlıyorum galiba. Böyle bol keseden attığına göre. Söyle de biz de anlayalım. O çek Kel Behzat'a aitti. Ve onunla anlaştı. Çeki alacaktın, borçtan kurtulacaktın, değil mi? Ve tabii aynen buraya geldi. Hayır, gelmedi. İşte geldim. Ayvayı yedim. İşte çek elinde. Hadi geç. Dur. Bırakın. Benim bir kabahatim yok. Nazım Bey razı olunca ben de çeki getirerekten... Kes lan sesini. Şaşını. Acaba bana ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Hiç. Çocuklar, Behzat Bey gidiyor. Meşgul olun bakayım şununla. Şey, zahmet etmeseydiniz. Ben kendim giderdim. Dur, canım yapmayayım. Olmadı. Gözümden düştün Nazmi. Ben harbi bir adamsın diye senin yanındaydım ama... ...sen üç kağıda sapmışsın. Enflasyon bunun da ahlakını bozmuş. Evet, işte çek. Verin çeki, alın paraları diye ötüyordun demin. Hadi bakalım görelim şu paraları. Hadi alsana çeki. Hala borcunu ödemeye niyetin yoksa... ...o zaman biz ödetmeyi biliriz. İyi ama şey... ...borcumu maalesef şak diye ödeyemeyeceğim. Şak diye olmaz da şuk diye olur. Nasıl ödeyeceğini sen söyle. Mallarımı satmam lazım. Bu da aylar sürer. Ben size 3 tane ayrı çek vereyim. Lafa bak. Senin çeklerin sahte çıkıyor be. Bir taneyi kurtaramadım daha. 3 taneyi ne yapayım? Bir dakika. Sen bu işe karışma Şehmuz. Kıpır. Kes lan zıpır. Aa, tabanca yerine çek defterini çekti. Evet. Borcu ben ödüyorum. Nazmi de bana borçlanmış olacak. Sıkıysa ödemesin. Güzel. Şimdi gözüme girdin Şehmuz. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Neymiş o? Sen onun bunun borcunu böyle ödemeye kalkarsan ayvayı yersin. Ben bunu herkese yapar mıyım? Ben bunu ancak... Evet, kime yaparsın? Sevdiğim karıya yaparım. Duyguları güzel ama dili bozuk, dili. Karıya denir mi? Sevdiğim hanımefendiye de bari. Dümbelek. Hanımefendiye dikiz. Yeah.